Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle beraber evde börek tarifimiz var. Evde börek nasıl yapılır? Biz buna Kahramanmaraş'ta pide diyoruz. El pidesi, fırın pidesi. Tabi sizlerle beraber bunun adım adım tarifini vereceğiz. Evet arkadaşlar Ev fideç için malzemelerimiz, bir paket yaş mayamız var arkadaşlar. 250 gram lorumuz var. 250 gram kadar da patates, patatesimiz var. Patatesimizi e, kaynatıyoruz, püre haline getiriyoruz. Lorumuzu da ocakta salçayla, yağ ile kavurup, patatesimizi de yağ ile kavurup hazır hale getiriyoruz. Bu aşamalarımızı biz nerede yapıyoruz? Her gün akşam bir kolayda canlı canlı yapıyoruz. Sizlere de eğer bizlere destek olmak isterseniz veya tarif öğrenmek isterseniz, sohbet etmek isterseniz bir kolaya buyurun gelin beraber yapalım sohbet muhabbet eşliğinde her gün akşam saat 7'de yapıyorum arkadaşlar sütümüzü karıştırıyoruz mayası çözülene kadar bekletiyoruz mayası çözülünce unumuzu karıştırıp öncelikle hamurumuzla güzelce unumuzu yavaş yavaş vererekten birdenbire değil arkadaşlar bir bardak su bir bardak mayamızı güzelce karıştırıyoruz Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar bir hamur elde ediyoruz. Elde ettiğimiz hamurlarımızı da arkadaşlar ortalama bir 15-20 dakika kadar oda sıcaklığında bekletiyoruz. Biraz mayalansın diye. Mayaladıktan sonra hamurlarımızı ikiye bölüp küçük küçük bezeler halinde kesiyoruz. kestiğimiz bezelerimizi tekrardan bu şekilde gördüğünüz gibi ovalayaraktan, öfalayaraktan beze haline getirip tek tek ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ve bunların üzerinde kapatın ki biraz daha mayalanmaya devam etsin, hem de kurumasın. Bu şekilde muhafaza etmeniz lazım ve pide aşaması, pide hamuru nasıl açılır derseniz çok basit arkadaşlar. Bir merdane merdane yardımıyla veya bir oklava yardımıyla bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, ileri geri hareketleriyle arkadaşlar bir sağ bir sol ve bir arka bir ön tarafı yaptığınız zaman sürekli aynı aynı izada yaptığınız zaman hamur zaten bu şekilde yön alacak. Bu şekilde bezelerimizi de tek tek yaptıktan sonra iç harcına geçelim. İç harcında ben öncelikle patatesten başladım. Tabi tercihe kalmış. Lor da yapabilirsiniz, kıymal da yapabilirsiniz, çökerlik de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. İki ucundan tutuyoruz arkadaşlar. Çok basit. İki ucundan tutup sağa ve sola doğru çektirdiğimiz zaman hamurun katlama kısmı kendiliğinden belli oluyor zaten. Hiç uğraşmanıza gerek yok. O yandan çıkan kısmı üstüne kıvırdığınız zaman kulaklarından tutup çektiğiniz zaman bu iş bitmiştir arkadaşlar. Artık bu pide tepsiye düzülmeye hazır. Bu şekilde yapıp teker teker tepsimize düzüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit. İki ucundan, iki kulağından diyelim, çektiğiniz zaman katlama yeri otomatikmen belli oluyor. Bu şekilde kolay ve pratik e, olaraktan yapabilirsiniz. Şimdi çökeleğimizi ve lorumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şey Yine aynı. iki kulağından tutup izi belli oluyor. Ondan sonra belli olan kısmı içe doğru kıvırdığımız zaman pidemiz şeklini almış oluyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Sizler tabii ki daha pratik yöntemleriniz varsa siz de o şekilde yapabilirsiniz. Evet ilk tepsimi fırından çıkarttım. Mis gibi arkadaşlar. Burada bir ayrıntıyı vereyim. Şimdi çok aşırı kıtır seviyorsanız üzerine Yağı çok az çalın veya da hiç çalmayın. Çok aşırı kıtır seviyorsanız ama ben kıtır sev, yiyemem. Dişlerim ağrır. Damaklarımda sorun var derseniz kenarlarına bolca sana yağ, tereyağı varsa sürebilirsiniz, sürebilirsiniz. Hiç yoksa sıvı yağ da sürebilirsiniz arkadaşlar. Sıvı yağ sürdüğünüz zaman veya da sana yağ, tereyağı sürdüğünüz zaman kenarları pamuk gibi yumuşar. Ama fırından çıkar çıkmaz yapmanız lazım bu hareketi. Fırından çıktıktan sonra kenarlarını güzelce yağlarsanız pamuk gibi bir pide elde etmiş olursunuz. Yağı az çalarsanız çıtır çıtır olur. Yağı çok çalarsanız da yumuşak olur. Evet gördüğünüz gibi iki kenarından tutuyorum. Hafifçe kaldırıp sündürdüğüm zaman bakın katlama yerleri belli zaten arkadaşlar çok basit. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Tabi ben bunların hepsini her gün farklı farklı yayın yapıyorum arkadaşlar. Bir olayda yapıyorum. Her gün akşam saat yeri de yapıyorum. Bütün yemek çeşitlerini yapıyoruz. Emin olun her gün yayındayız. Sattığımız günümüz yok. Her gün tatlı, poğaça, börek ne varsa minbar, paça, dolma hepsini bir kolayda canlı canlı yapıyorum. Şu anki izlediğiniz videoda herhangi bir günden izlemiş olduğunuz görüntüler arkadaşlar. Canlı canlı yapıyoruz. Canlı canlı da yiyoruz arkadaşlar. Evet bu da patatesimizi pişirmiştik şimdi. Lorumuza geçtik. Lorumuzu da aynı keza fırına gönderiyorum arkadaşlar. Evet. Şu an toplamda pişmiş olan patateslerimiz. Birazdan da lorumuz gelir. Sizlere onu da gösteririm inşallah. Yapımı çok basit ama çok da güzel. Bunu akşamdan yapıyorum. Bazen çocuklar sabah okula giderken arttığı zaman da okula götürüp okulda da besleme çantalarına koyuyorlar. Misafiriniz geldiğinde veya da akşam yemeğinde öğle atıştırmalı, ikindi atıştırmalık veya akşam yemeğinizde bu tür pideleri siz de kolayca rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer videomuzu buraya kadar beğendiyseniz, izlediyseniz bir yorum, bir beğeni, bir like düşüncelerinizi bize belirtin arkadaşlar. Videolarımızın devamı için de lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostça kalın, sevgiyle kalın ama takipte kalın, muhabbetiniz olsun, tarifimiz olsun.